sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki Sultanbeyli Belediye'mizin kurmuş olduğu bu toplum merkezi hem ev sahibi topluluğun hem de mülteci topluluğun bir sorunlarının çözülmesi ve birlikte yaşayarak mutlu, rahat ve güvenli bir ilçe oluşturmak. The Turkish municipality of Sultanbeyli hosts a large number of refugees. The initial hospitality of local citizens decreased when it became clear that the refugees would stay permanently. To counter this trend, the municipality established a community center open to locals and refugees, offering aid, protection, legal support, healthcare, education, and employment. It also hosts a social cohesion unit, which organizes activities to encourage refugees and the local community to spend time together. The multi-purpose community center, one of many promising practices presented by Act Now. Toplum merkezimizin en önemli özelliği yaklaşık olarak 24 tane hizmeti bütünleşik bir şekilde mültecilere vermekte ve onların tüm hizmetleri bir merkezden almasını sağlamakta. Böylece mültecinin ihtiyaç duyduğu hizmetler bulunduğu noktada anlık olarak yerine getirilebiliyor. Sadece kısmi bir danışmanlık değil, aslında sorunun çözümü bulunarak mültecinin yaşadığı topluma hem adapte olması sağlanmakta hem de onun sorunları çözerek burada daha sağlıklı bir ortamda yaşaması sağlanmakta. Yine bu kapsamda meclisler oluşturduk ve bu meclislerde hem mülteci toplumunun temsilcileri hem ev sahibi toplumun temsilcileri bir araya gelerek birlikte yaşamından kaynaklı sorunlar veya birlikte yaşamın nasıl gerçekleştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca mültecilerin sorunlarını burada tespit ederek ilgili mercilere öneri olarak sunuyor meclis. Sosyal uyum kapsamında mesela yaşayan laboratuvar çalışmamız var. Burada çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Ev sahibi topluluk ve mülteci topluluk birlikte katılıyorlar. Ve 5-6 ay süren bir süreç içerisinde aynı kişiler devamlı bir araya gelerek hem birbirlerini tanımış hem de bazen yemek atölyesi düzenliyoruz, bazen gezi düzenliyoruz, bazen herhangi bir İstanbul'daki bir semtin gezi işlemlerini yürüterek o insanların birbirlerini daha yakın tanıma ve birlikte yaşamın sınırlarını genişletmeye çalışıyoruz. Ama hepsinden önemlisi ev sahibi toplumun birlikte yaşamı arzular ve istekler hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü buradaki asıl aktör ev sahibi toplumu. Ama biz şunu özellikle öneriyoruz bugüne kadarki bu çalışmadan edindiğimiz tecrübeyle. Mutlaka bütünleşik bir hizmet verilmeli, mutlaka insana dokunulmalı, basit birkaç danışmanlık veya basit birkaç etkinlikle işler geçiştirilmemeli ve mültecilerin sorunları derinlikli analiz edilerek onlara bütüncül bir merkezden hizmet sunulmalı. Yani tabii ki projenin Sultanbeyli ve İstanbul'daki mülteciler üzerinde çok büyük bir etkisi oldu. Bu bizim en büyük başarımız. Çünkü mülteci artık kendini yalnız hissetmiyor. Hatta bizim merkezin ismini Suriye Belediyesi olarak koydular ve bununla anıyorlar bizi. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü kendilerinden hissettiler tamamen. Bu bizim için birinci başarı. Mesela bu proje kapsamında yaklaşık 600'e yakın çocuğumuzu okullaştırdık. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Son olarak da şunu da ekleyebilirim. Binlerce mültecinin hayatına dokunduk bu proje kapsamında ve onların hayatında biz dokunmadan önceyle dokunduktan sonraki arasında çok ciddi farklar oluşturduk.